yayındayız. Eternal Fire'ın seçtiği haritadayız. Şimdi Kalix takım arkadaşlarını short'a çıkarmak için hemen bir flash desteği. Ve bu arada iki kişilik bir connector, hatta üç kişilik bir connector oyunu var. Eternal Fire bunun farkına vardıktan sonra buraya doğru bir baskı yapmak istiyorlar. Karşılıklı hasarlar var. Imor bu arada headshot açısında kaybedilmiş ve entry böylelikle Godboy Click tarafından çıkarılmış oldu. Evet, hızlı bir başlangıç. Aimfight istendi hızlı bir şekilde, tabii takaslı bir şekilde ve bunu kazanmayı başarırlar. Xanteres'in canı azalmıştı ama Xanteres Sniffy'yi bulmayı başarıyor orada. Sağda da bir isim var derken Sargaz ilk slow'da arkalamayı başarır. Xanteres görmediğimiz noktada powerful'u alıyor ve 3v3'te round. Burada 2v3 olacak kimin adına. Burada Sargaz Kalix'i düşürdükten sonra bir avantaj sağlıyor takımına. Xanteres yalnız Stargaz'ın yerini biliyor. İkisinin de canı çok yakın. Xanteres bir headshot daha gönderdi. 2v2 durumda round ve Hey 044'te Xanteres'in orada olduğunu biliyor ama Xanteres'in cross'u tamamen onun üzerinde derken bir timing. Ve duyuldu. Xanteres yalnız rakibinin yerini anlıyor. Hey 044 bu fight'ları fazla uzatmak isterken Xanteres tamamen buradan kaçma odaklı. Small bıraktıktan sonra Xanteres 4. flagine yakın burada. Xanteres maçı 4 kill açtı. Son kill de Voxic'ten. Eternal Fire hala Monster arkasında yavaş bir oyun. Şimdi Xanteres ilk ilerleyen isim Imor. Hemen onun solo açısını kontrol ediyor. Sağda kimsenin olmadan emin oldular. Flash geldi. Pillar'da yakalanan bir deli fişek var ama Xanteres sağ açıyı kontrol etmek isterken Stargaz onu yakalıyor. Nifi de vurdu. Hey 044'de bir tane vurmayı başarıyor. Ayakta kalan son isim Voxic. Ve Voxic 1'e 4 durumda. 2 tane Deagle atışı Nifi. Neşitlenmiş oldu ve Xanteres'in canının da çok az olduğunu belirtelim. Voxic şimdi long çıkışına doğru cross'unu koymuştu. Stargaz'a karşı hata yok. Burada Nifi'nin de burada olduğu belli. Artık Kalix bir türlü Nifi takası gelmedi. Burada Kalix'ten ve 2-2 pozisyon. Voxic Xanteres ikilisi kaldı geriye. Ve Xanteres'te sadece 9 canı var. Asıl önemli olan faktör bu. Eternal Fire adına bu round için. Voxic bir an için sol tarafı çeklemek istedi ama Voxic kaçırmıyor burada iki vuruşunu da. Burada savunma yapan şu an için tek isim Voxic. Söylediğin gibi yeri belli oldu. Voxic ilk mermiye çat. Buradan çıkması çok zor. Stargaz'dan gelen bir kill. Yalnız Kalix burayı toparlamak için çok kritik iki kill buldu. Kalix hala hayatta city pozisyonunda fightları istemeye devam ediyor ama Stargaz getirdiği iki kill ile beraber site'in yolunu açtı. Imor geriye kalan tek isim 1'e 2'ye kadar getirdi şimdi oyunu. İyi de bir nate yollayacak. Stargaz burada düşebilir ve Imor 1'e 3'ü kazandı. Çok da kolay gösterdi bunu Imor. Pistol roundunda 4'e 2 pozisyonda tabii dezavantajlı olan taraf sayı anlamında burada Eternal Fire. İyi de bir nade kullanıldı. X-Cloud'un canı 66'ya kadar düşüyor. S-044 track açısından şimdi doğru bakacak. İyi bir timing yakaladı. Çok da güzel bir spray. İki oyuncuyu arka arkaya yakalaması da şansını da getirdiği yardımla beraber bu roundu çalıyor Godboy Click. Tabii Stargaz'ın canı şu anda 22 nifinde 56 kalmış durumda. Ve 60 yanlı A044'ü Voxic avlamaya başarıyor. Imor'un geldiği açı çok değerli Imor. Burada Nifi'yi vurmadı. Şimdi Nifi'yi vuruyor ve az canlı. Sargaz'ı da orada prefire'la çıktı. X-Flood bu arada powerful'u almayı başarmış. Deli fişek Imor düşürmüş olsa da 16-11 ile ve hızlı bir şekilde oyuncular hareketlenmeye başladı. Bir window boost'u var bu esnada. Ona dikkat eden bir Voxic. Şimdi yakın mesafede yalnız Xanteres connector'a gelmeye çalışan ilk oyuncuyu bulabilmeyi başarmış. Stargaz hala window'da ve Voxic'i buldu haritanın önemli noktasında. Açılan önemli bir kill ve Stargaz jungle'da yakaladıktan sonra şimdi ticket'ta kalan son isim var. Imor bu arada yardıma gelmeye çalışmış. Hey 044'ten gelen bir kill. Nifi'den gelen bir kill. Çok kaotik başlayan bir round ve roundu kazanan Godboy Click. Bir tarafında bir agresyon göreceğiz. Kalix de erken kullandı flash'ini. Buraya doğru hareketlenen bir Xanteres var. 3 oyuncuyu birden yakalayabilir. Xanteres ilk oyuncuyu bulduktan sonra hemen adımlarını geriye doğru atıyor. Xanteres spreyi. Çok başarılı. 3 kişi birden Kalix bir kill bulmuş ve final kill'de X karar verdi. Godboy Click ve bir plant geliyor. 3'e 2 pozisyon. Oyuncu avantajı tamamen Efe lehine. Evet, burayı oynamak çok da kolay görünmüyor. Plant alındıktan sonra powerful Xanteres'i buldu ama 1'e 2 pozisyonda. Yalnız Kalix'e düştü. 1'e 1'e geldi round. Tabi Voxic henüz kendini göstermemiş durumda. Şimdi emin oldu mu acaba? Çünkü sol tarafı kontrol etmekten vazgeçti. Powerful. 1'e 3'te bir clutch. Çok değil. Yeterli info alınamadı. Smoke'lar düştü ve flash'la beraber girmek istiyorlar ama biraz erken çıktı Imor. Yalnız Firebox tarafında kendi korumaya çalışıyor. Nifi 40 cana kadar düşmüş durumda. Yeteri kadar iyi bir smoke gelmedi ve Xanteres Kalix skorlarıyla beraber Xanteres 2'yi buluyor. İki kişi kaldı sadece ayakta. A044 smoke arkasında sadece bir deneme yapabilir. Şimdi ticket tarafına doğru ilerledi. Tur üstüne çıkmayı deneyebilir belki ama Xanteres çok iyi pozisyonda. Deli fişeği de yakalıyor. Üzerine gidecek A044'ün. İki mermi yeterli oldu. Ve iki pozisyon çift AP. Stargaz ve A044 özellikle oyuncu tek yakalırsa işleri hayli zor. Ve A044 burada Imor'u yakalamayı başardı ama Voxic'ten başarılı bir takas. 14 canıyla getirdi bu takası. Asayt'e bir plant gelecek ve Voxic çıkış açısını iyi tahmin etti Stargaz'ın.
Harita var mı derken Dust ile hızlı bir şekilde geçiyoruz. Çoktan gelmiş Bilo. Evet. Karşılaşmaya geçiş yaptık. Agresif bir long savunması var. Flash'la birlikte bir ilk denemesi. Yalnız He-Man de orada yakalanıyor. Ve 3v3'e dön round. Evet, şimdi bu arada killer de arka arkaya gelmeye devam ederken Ken şimdi bir canla tek başına kaldı. Mavi açısından da sıkışmış durumda. Zek son mermisinde isabeti buluyor ve yani böylelikle Kaos kill'i çıkabilirse eğer burada. Bunlar round'u kazanmaya kadar gidebilirler. Şimdi bir short hücumu izliyor olacağız. Alsight'ta savunma yapan tek isim Lykan'i. Onun da bir denesi var. Lykan'i ilk fight'ı kabul etti. İki kill birden. İki mermi yolladı oraya. İki tane kill geliyor. Ve destek şimdi Zek'ten geldi. Bu esnada Lykan'i yakalanmış olsa da Zek'in açısı oldukça kuvvetli. Silahı da bu fight'leri kazanmak için oldukça elverişli. Ve 4-0 çıkış açılarını şu an için kendisi tutuyor. Gelen çıkış smoke'ları var. Bununla beraber full olan bir flash ve hızlı bir şekilde uzanacak. Yalnız Molly'yi yanlış bir etkileyecek burada. İlk Molly yanlış düştü ancak ikinci Molly. City tarafından geliyor ama buna rağmen YKDA genç oyuncu 2 kill birden buldu burada ve Alsight'in kontrolünü getiriyor. Derken Colors'dan gelen bir rotasyon kili. Expiratim'in yeri belli oldu. Birer birer gönderdi merdeli. İsabet ver Expiratim'den gelen ikinci kill. 3-2'ye kadar geldi oyun. Plant hala gelebilmiş değil. Retake için bakalım bir deneme yapacak mı? Uzunda bir isim var, Zek. Hala bilinmiyor olabilir. Zek plant sesini duyunca hareketlenmeye başladı. Virdeim'in posuna çıkacak. Vekil Zek'ten 2-2'ye kadar geldi oyun. Side'deki oyuncunun AFS'i var. Çok zorlanabilir burada. Fola'dan gelen bir kill. 2-1'de Zek bir clutch denemesi yapacak ama Kenshin yakın mesafede hata yapmadı. Düzeltiyorum. B'ye giren 3 isim var. Lykan'i de A-Long'dan bir oyun denemiş. Ve şimdi 4'e 3 durumda aslında B tarafında. YKD'ye ya çok burada. Çok zorlandı ama önemli. Lykan'i iyi yakalamayı başarıyor. Yalnız zaman işliyor tabii. Kalan destek biraz geç gelecek. Birebir bir değişim. Zek kalırız aldıktan sonra Virdeim'i skor aldı. Flash'la birlikte içeri giriyorlar. Balkon tarafında bekleyen bir isim var. Fall Expertive'i düşürmüş. Şimdi side içinde. Side arkasında He-Man düşüyor. Vakit de var. Ve evet, vakit kaldı. Hala çıkamadılar buradan ve yeterli ütlisi hala var burayı savunmak için. Diğer tarafta sıfır ütlisi görüyorum. Yani short'tan hiçbir utility kullanmadan çıkmak biraz akıl kârı değil gibi. YKD'ye Kenshin için bir flash desteği. Kenshin bu arada o flash desteğini almadan 2 kill bulmuş. Kalırdan gelen 2 kill var. Yakın mesafede Lyken 2 kill bulabilecek mi? Gelen bir nade hiç fena gözükmüyor ama 53 canı hala var. Lyken'in site'e ulaşmaya çalışırken Colors fanatiği buldu ve perfect geçilen bir round. Smote'dan hata istenecek. Yalnız bir flash da geldi. Hızlı bir şekilde bu round'un çözüldüğünü görebiliriz. Arkasından üç şekilde çıkan iki isim var. Yalnız smoke'dan çıktı gibi He-Man düştü burada. Colors'ın bakalım orada olduğunu tahmin edecekler mi? Atlarken Colors rakibini yakalamayı başarıyor. Ve ayakta kalan sadece iki isim var. YKD'nin canı azaldı ama burada Expertive 1'e 4 durumda. Ve onu da avlayan isim YKD'ya. Bakalım tabii. Birileri görüldü burada. Yalnız bakmayan hiç bakmadı buraya Zek. Direkt olarak City'ye odaklandı. Böylelikle entry çıkıyor yakın mesafede Colors. Bakalım daha fazla fight kazanabilecek mi? Colors'dan bir kill daha Colors. Yok üçüne artık! YKD ya. Colors ikilisi B geçsini imkansız kılıyor. Şimdi Lyken'in de canı biraz azalıyor. Zek şu canlı olan tek isim. Molotov'la birlikte bir ev savunması var. Weird'dan. Weird'eyim'den. Fnatic ve Zek ortada ilerlemek istiyor ama Colors M4'uyla rahat bir skor buluyor. Colors ikinciyi buldu. Colors'dan 3, Colors'dan 4 ve o ace'i istiyor Colors. Ortadaki isim onu görmeyi başardı ve Colors 5 skorla ikinci round'u kapatıyor. Colors'ın eli... Hiçbir şey görmedik. Tam anlamıyla hiçbir şey görmedik gerçekten. Evet, Tech9'lar mevcut. Şimdi bir double nade denemesi. Banana ya ve YKD'ya kill'i bulmuş. Üzerine Lyken'in de canı çok az, bir B push'u söz konusu. Hemen bir first box'tan gelen flash pick. Banana'yı çok erken almak istedi. Çok erken bir B side hücumu ama YKD'ya bu round'da da devleşen o. 7-0 YKD'ya, 12-0 Colors. Flash ve var. Ve dediğin gibi o flash da şimdi kullanıldı. YKD'ya kendi üzerine dikiyor bu flash'ı. İki kişilik bir oyun var. Bir Dark, bir Nivax ve pull'dan da onlara yardım gelebilir şimdi ve buraya dikkat edilmedi Zek. Bir kez daha şov yapıyor Zek, gerek A'da gerek B'de. Her yerde Zek'in nefesini ensesinde hisseden bir Smode ekibi var. Colors ve hücum bu esnada. Colors burayı kontrol ederken A'ya doğru şekillenecek. Colors ilk fight'ı kazandı, 2'yi de kazandı. 2 tane fight kazanıyor burada. Colors yalnız evden de hücum hızlanacak. Smode çok farklı bölgelerden rakibin üzerine gitmeyi başarabiliyor burada. Çok sıkıştı balkona ve herhangi bir site'ı göremeden en rahat, en iyi başlangıç geliyor Smode'dan. Zek yine evde, hem T'de hem CT'de burada çok sıkıntı çektirdi Smode'a. Ve balkona kadar sızmış durumda, ikinci mid kontrolü kendisine ait. Yalnız Zek çıktı, ilk skoru bulabildi burada.
Ama takasta Colors var. McTain ile koşa koşa geldi ve Zeki takaslamayı başarıyor. 4'e 2 pozisyonda long rotasyonu. Bir smoke düştü Lyken'in, bunun önünde kalmak istedi. Sayta kadar gelmiş olsa da çok sıkıştı burada Lyken'in. Her açısından oyuncu geliyor. Colors yakın mesafede zıplaya zıplaya geldi. Ve bitiyor. Glocklarla buldu bu kili. Ve final kili de bu şekilde gelmiş oluyor. Escape Gaming rakibine boyun eğmek durumunda. Fellow Shark CT tarafında başladı. Ve hemen Securitas'ta mid kontrolü. Oraya bırakılan bir flash var mid tarafına Bengex'ten. Ve sızmak isteyen bir oyuncu ama onu yukarıdan yakalayan bir Jota. Görmediğimiz açıda Arma ve Berfep birer kill bulmuş ve long kontrolü şu anda tamamen T tarafında. Ve CT'deki smoke bitti ama buradaki USB'lerin farkı long range'de çok daha etkili gibi görünüyor. 2vs 3'e döndü round. Yalnız Ulrich ile Jota'nın canı yarıya kadar inmiş durumda. Evet, 3 oyuncu da CT'ye sıkışmıştı ama gelen bu iki kill'le beraber oyun biraz daha şimdi harita genişliyor. Yalnız Aura Vires'le bir fight yaşayacak. Bu round'un belirleyici fight'ı olabilir. Vires'le USB'nin tabii avantajını kullanmaya çalışacak ama Aura'da da var bu USB. Vires'le'den güzel bir tek ve long'da tek başına kalan bir Bengex var artık. Onu da yakalayan Jota var. Biraz inaktif pozisyona kaçmak zorunda kaldı. Vires'le'den hemen bir Karmolisi. Bununla beraber retake için artık site adımlar atılmak durumunda. Aura henüz rakiplerinin dikkatini çekmiş değil ama mutlaka kontrol edilecek. Bunun da açığı Vires'i yakalamayı başardı. Aura zaman da çalıyor burada. Geriye kaçtı ama J4 ona açık değil. Ulrich burada istediği gibi defuse'layabilir. Aura koşmaya başladı. Ulrich belki onu yakalayacak ama dediğin gibi zaman yok. Aura bu 1v2'yi şapkadan tavşan çıkararak kazanıyor ama büyük hata Vires'in. Pozisyonu hazırladılar kendilerine. Bu arada midde ciddi bir gap var. Ve Ulrich kill'i bulurken Jota muhtemelen tek mermiyle iki oyuncuyu birden yakalamış ama bu yeterli olmayacak gibi gözüküyor round'un kazanımı için. C4 Berfep tarafından daha yeni yeni alındı. Bu arada Dipek B'de bir kill daha bulmuş. Polban'dan üzerine gitmek isteyecek. Tünele düşen bir molly var. Bununla beraber kendine bir oyun alanı yarattı. Polban Dana 2 tane B skoru ve 2'ye 1'e kadar getirdi şimdi oyunu. Yalnız CT'ye bir dry peek. Polban Dana 3 tane frag buluyor. Ve ilk yarının son round'una girilirken şov yaptı Polban Dana. 1'e 2 pozisyonda Kenbi bakalım kılıcı kazanabilecek mi? C4 şimdi takım arkadaşına bırakılmıştı. Hemen bir molly geliyor. Arma yakın mesafede beklemeyebilir. Düşen bir molly sebebiyle aynen de öyle oldu. Kenbi ilk kill aldıktan sonra ikinci fight'ı da istiyor. Fellow Shark ilk yarıdaki 3. round'unu 1 ve 2 clutch'ta kazandı. Bunlar fake olarak mı kullanılacak yoksa bir B oyunu görecek miyiz diyecektim ki B'deki oyuncular tünelden açılmayı tercih etti ve Aura'dan alınan bir Vress'e kiliye üzerine gelen bir headshot Kenbi'den. Güzel bir takas. Berfep'in çok fazla zamanı yok. Long'a da bakması lazım Berfep ama çok hızlı düşürüldü short'taki oyuncular. Kenbi ayakta kalan son isim takımı adına. Kenbi şimdi reload yapması lazım. Ve 1'e 3 durumda 55 saniyesi var hala fakat çok, uzunlar çok oynamak zor isteyecek. Çok çok zor. Oldukça da sakin. Security oyuncuları burada olası bir klaja imkan vermek istemiyor. Kenbi şu an A site'a kadar geldi ama sadece shoulder atan Polban Dana ile karşılaşabildi. Diğer oyuncuların konumu hakkında herhangi bir fikir sahibi değil. Kenbi şu an için plant'e basmış durumda. Buna izin verdiler. Ve retake için şimdi peek'i alan Berfep. Mermileri kaçırdı ama Berfep. Vress'e ve Ulrich B site'e doğru ilerlemek istiyor ama tünelden ilerleyen iki oyuncu var. Hatta 3 oyuncu. Ulrich Kuros'u orada. Bakalım takas alınabilecek mi? Ve takasa bile gerek kalmadan Polban Dana Ulrich'i düşürüyor. 1'e 3 pozisyonda bir Vress'e var. Net gönderildi Vress'e. İlk skoru buluyor. Vress'e ikinciyi de buldu. Polban Dana ile birebir kalmış durumda. Bakalım bu bile biri kim kazanacak Polban Dana? Daha fazla uzatmak istemiyor bu haritayı. T'de Fellow Shark'ı izliyor olacağız. Mücadele başladı. Orada 2 tane flash var. Diğer tarafta T tarafında 2 tane smoke. Bit flash, bir molly görüyorum. B tarafına kalabalık bir savunma. Oldukça kalabalık bir hücum. Flashlar arka arkaya geldi takımlar tarafından. Ama ilk fight kazanmış Ulrich'ten takas. Jota'dan da bir takas var. Jota 2'yi de bulmuş. Bengex'ten arka arkaya gelen 2 tane kill. Ulrich'ten gelen bir skor var. 2'ye 1 pozisyon Aura Polbandana Ulrich'e karşı. Harika hızlı bir round izledik. Jota bir oyuncuyu körken vurdu ve ayakta kalan son isim Ulrich de burada. Polbandana tarafından düşürülüyor. Jota'nın aldığı anlaşıldı. Molotov ve flashla birlikte artık oyun hızlandı ama kör olan bir kendi takım arkadaşını Bengex kör etti Ulrich ve Bengex 2 kişi buluyor. 3'ü de bulabilir yakın Bengex mesafede. Bengex'ten 3 kill ama hazırlıksız yakalan bir Vress'e var. Nasıl olur bu? Vay vay vay. 1v4. Evet, oraya doğru da gitti. Yalnız ortadan flashla birlikte bir hücum. Kenbi kendini çok iyi gizledi orada. 2 skor. Dipek'ten de bir tane yardım var. Polban'dan da double veratesiyle Jota'yı düşürmüş. Ama Dipek de Aura'yı bulmayı başarıyor. Ve Polban'dan sadece 5 yanına. O Galil'i zaten koruması da pek mümkün değildi. Bir smoke. Bir tane de Molotov var. Fellow Shark tarafına baktığımızda tüm oyuncular armor'la oynuyor bu round'u. Bir Ulrich, smoke ve kit almış. Bu arada Kenbi'den gelen iki, Ulrich'ten gelen bir skor bizim görmediğimiz açıda.
Po bandana Monster'dan sarkmak istiyor. Yalnız C4'ün başında bekliyor tabi Fellow Shark oyuncuları. Ve Pistol Round'ı kazanmaya çok yakın olduklarını söylemek lazım. Oldrick 28 cana kadar düşmüş. Hala Paul Bandan açısındayız ama Paul Bandan'ı Deep Act çok iyi yakaladı ve korumayı da başardı takım arkadaşını. Aura ayakta kalan son isim. Aura'nın herhangi bir şekilde utility'sinden faydalanamadı takımı. Bir flash gönderiyor. Bir tane daha attı Aura. Ama o flashlar pek etkili değil. Aura Oldrick'i buldu ama Kenmi'den gelen bir takas. Ve 12-4 Pistol Round. Ve burası... C2 pozisyon. İki oyuncu da. Birbirlerine yakınlar. C4 onların kontrolü altında değil. Jota C4'ün çıkış açısına bakıyor şu an. Ve bunu aşmak çok zor. Evet 2 ve 3 durumda. Sekiritas ve Arma'da düştükten sonra Bengex Jota'yı alıyor. Birebir kaldı Bengex. Kenmi'yi de düşürmeyi başarmış ama sadece 22 canı var ve Deep Act. Çok rahat bir açıdan gelerek o skoru da buldu. Knife round'unda tayin edilen site'ler dolayısıyla City'de. Fellow Shark başlayacak. T'de ise Securitas'ı izliyor olacağız. Burada main'den gelen oyuncular var. Jota onlara karşı hazırlıklı. İlk fight'larda başarı yok. Jota ilk kill aldıktan sonra Berfep'ten takas var. Vires'e Kenbi eş zamanlı killer bulmuşlar. Bengex'ten de bir kill var. Ve oyun 3'e 2'de plant gelecek gibi yalnız ikinci bir darkı temizlenemedi. Bengex, Berfep eş zamanlı killer Ulrich'ten ve Vires'ten. Yine arka arkaya kill. Yalnız bu sefer herhangi bir smoke da kullanılmadı. Meydana doğru. Şimdi yakın mesafede bir flash gelmişti Ulrich'ten ama İstediği şekilde Arma'yı kör edemedi. Kendi takımın arkadaşı kör olduktan sonra Jota düşüyor orada. Arma bir flash daha gönderdi. Kimseyi bulmuyor flash. Hala yakın menzilde bir savunma söz konusu. Berfep, Bengex'le birlikte bakalım rakibin üzerine ilerleyecek mi? Defek buraya doğru yaklaşıyor ama çok rahat bir skor oldu bu Arma için. Bengex görmediğimiz açıda Kenbi'yi bulmuş. Vires'ten alınan bir Bengex atıp Obama'nı Vires'e düşürdü. Şimdi Arma birebir pozisyonda. Sadece 21 canı var Ulrich. O da USP'ye düşüyor. Yakın mesafede denedi ama kimseyi bulamadı. Şimdi bir Nate gönderecek oraya. Nate bakalım hasar verecek mi derken Vires'e iyi döndü arka tarafa ve Paul Bandana'yı avlıyor. 3 ve 5 durumda Fellow Shark ekibi çok büyük bir avantaj verdi rakibine. Bu iki skorla beraber bir de Vires'in tabii 46 canlı olduğunu söylemek lazım. Bu harita kontrolü biraz kaybedildi gelen killerden sonra. Vires'e yalnız Vires'e büyük oynamaya devam ediyor. Bir kill daha buldu. Kenbi'den de görmediğimiz tarafta bir kill gelmiş ve bir anda 3'e 3'e gelirken oyun Vires'e durdurak bilmiyor. Bir kill daha buldu ve 1'e 4 pozisyon. Şimdi Aura bitecek Vires'in üstüne ilk kill aldı. Özür dilerim 1'e 3 pozisyonu. Şimdi 1'e 2'ye geldi bu pozisyon ve uzak mesafelerden Deep Act. Rampa da yine bir flash peak söz konusu. Yalnız Bengex bu kez hata yok. Derken Paul Bandana'dan bir kill, Deep Act, Vires'le arka arkaya killer. Oyun açıp kaotik ilerlerken Berfep bir kill bulmuş. Bengex geldi bir de buradan bir kill buldu. Bengex rakiplerinin üzerine koşuyor. Bir kill de. Yalnız A'ya hızlı bir oyun var. Bengex açısını iyi kullandı. Yakın mesafede iki ismi bulmayı başarıyor. Mermi kalmadı daha fazla. Yalnız main'den çok destek gelememişti Arma'dan. Şimdi Arma'da bir kişiyi buluyor. Ve ayakta kalan son isim Kenbi. O da Paul Bandana tarafından alındı. Ya bu kadar şimdi elinde bir Molly var. Bakalım bunu nereye kullanacak. Bu esnada tabii takım arkadaşı Berfep de kendisinden hayli uzak. Jota da onu avlamaya çıktı. Yakın mesafede Berfep bu kill round'un kilidini açabilir. Berfep hattan değil Sku 2'den oynamayı tercih etti. Sağına bakacak. Kenbi'ye harika bir prefire. Oyun bir anda 2'ye 1'e kadar geldi. Tek başına site arkasında Deep Act bu kılıcı kazanmaya çalışacak. Yalnız çok dikkatsiz bir Paul Bandana var. Deep Act. 90 derece döndürdü cross'unu. Çok da güzel bir clutch kazandırıyor takımına. Kontrol etmek isteyecek. Burada C4 ile birlikte Heaven altına doğru bir yönelim var. Ve ses duyuldu. Açısı çok değerli Arma'nın. Arma çok fazla mermi harcadı burada ama. Arma. İki skor birden. Jota ayakta kalan son isim ve 20 saniye var dediğin gibi. Bakalım az canlı yeri bilinen bir isim var. Paul Bandana burada Jota'yı avlıyor. Mid savunması var. Top mid'e kadar kontrol alındıktan sonra tek oyuncu B'ye bırakılmıştı. Monkey Day kendisini gizlemeyi deneyecek burada bir süre. Monkey Day fight'ı şimdi istedi. Bir kill bulabiliyor. Cankut'tan takas var. Çok hızlı bir B hücumu. Yalnız bu erken aşamada durdurulabilir derken tünelde dönen fight zoru Türkiye ilk fight'ı kazandı derken Kayan Bob iki tane tek yolluyor. Jizix'ten gelen bir kill var. Jizix arkası dönükken bu bir türlü bulamadı belki ama Jizix en sonunda kazandırdı bu roundu. Bulduğu iki kille. Şimdi zor alt tünelden gelecek. Hala yeri bilinmiyor zorunun. Bu yüzden oldukça tedirgin Fast Pay Wildcats oyuncuları. Şimdi
sesler duyuluyor Zoro tarafından ama elindeki silah iki oyuncuyu bulmak için çok elverişli gibi değil. Hala kendisini gizlemeye devam etti. Bir tek geliyor Zoro 2K. İki tane kill buldu burada, harika reaksiyonlar. Bir iki almak isteyecek. Canı çok az olduğu için infoyu sağlamak istiyor takım arkadaşına. Box arkasında balkon tarafında bekliyor Aytun. Şimdi zıplayarak içeri girdi ve yeri belli oldu ama ilk skoru buldu. İkinciyi de buluyor Aytun. Ve Aytunç bu arada anladı torunun buradan açılacağını ve hata yok Aytunç'tan. Oyun bu dakikadan sonra aya şekillenmek zorunda. Son 30 saniyenin içerisindeyiz. Urbadi şu an için yalnız başına savunma yapıyor. Rampaya Cankut'tan inanılmaz bir reaksiyon. Cankut iki tane entry buldu. Long'a bir de flash gönderiyor ve rakibini iyice zor bir konuma sürükledi. Cankut tek başına aldı neredeyse bu roundu. Arkasında bekleyen 4 isim var. Ve Jizzix, Cyber'la birlikte mid savunmasını hala agresif olarak kurguluyor. Yamuk bakalım o cross'a çıkacak mı? Yamuk'un cross'u hiç geç orada değil. Biraz geç fark etti ama yeteri kadar da hasar veremedi Jizzix. Şimdi CT tarafında bir savunma var Aytunç'tan. İki kişi site'e doğru geçmeyi başardı. Short'ta alınan bir takas var Jizzix'ten. Jizzix ikinciyi de bulmayı başarıyor. 11 vermesi daha var. Plant alınacak burada Toro'dan. Plant alındıktan sonra 3 vs 4 olarak bu round'un devamı yalnız getirmeye çalışacak RVC. Şimdi agresif oyuncu iki tarafına gerek var mı emin değilim. Mankile'ye ben bu birebir istiyor ama hiç değilim. Aytunç burada Mankile'yi düşürdü. Aytunç iyi zaman kazandı da bir de. Şimdi Toro hasar almaya devam ediyor üzerinde. Toro ilk skor olmuş ki Yenbop'tan bir takas. Oo, güzel Toro'dan bir chat daha. Toro bakalım onu da bulabilecek mi? Hayır dedi ki Yenbop ve 13-3 Fastway Wildcats bir son round'u kazanarak başlıyor ikinci yarıya. Yani Mankile'yi site'de biraz, tabii rakibinin nereden geleceği konusunda hala bir fikir sahibi olmadığı için site'de sıkışmış bir pozisyonda. Cankut yavaş yavaş hasarını tazelerken Toro çok çok iyi bir hasar. Bir can. 99 kadar hasar bırakabiliyor ama fight'i kazanan Cankut bir canıyla bu maçı kazandırmış oldu takımına. Yukarı haritasındayız. Kenbop'ta bir çift berat olacak ve diğer oyuncularda P2000'ler ve USB'ler mevcut. Oyun hızlı bir şekilde meydana akıyor. Yalnız burada smoke'lar yok. Buradan smoke'suz geçmek intiharla eşdeğer. Aytunç Zoro'yu cezalandırarak başladı. Ya bence fena bir geçiş değil. Sadece bir ismi kaybettiler orada smoke'suz bir şekilde geçerken. Secret'in kontrolü alındı ama Cankut B site'de iyi bir konumda. Ve tekli kapıya çıkan ilk isim Toro düştü. Devamında güzel bir takas alınmış durumda. Yamuk yalnız orada düşecek. Hala meydanda bir savaş var Aytunç. Bu savaşı kazanan isim. Urbadi'yi aldıktan sonra Mankile'ye ayakta kalan son isim konumunda. Ve onun da yeri şu anda bilmiyor, hatta duyuluyor. İyimser bir deneme. Elini bıçağını alıp hızlıca A-Site'e geçmek istedi ama. Şimdi biraz yavaşlayacak gibi. Bu esnada Secret asılan isimler var. Cankut bakalım bunları durdurabilecek mi? Tahmin yalnız ediyorlar. Oraya dikkat eden bir Zoro var dediğin gibi. Zoro'nun açısı oldukça kuvvetli. Cankut hiç hazırlıklı değil buna. Ve 4'e 3. Plant de aldı. Real Winner Company burada. İşleri zor gibi Fastway var ki. Evet AWP de var. Korunmak isteyebilir. Silahların tamamı. Mankile. Ooo Mankile. Güzel bir line-up. Mankile. Toro'yu da, daha doğrusu Aytunç'a da iyi bir hasar bıraktı ama Toro tamamlayan isim. Yanlış görmüyorsam eğer minimap beni yanıltmıyorsa Aytunç'la beraber bir kontak oyun oynayacaklar. Site arkasında düşen bir Molly. Cankut ilk kere aldı. Bu Molly'yi belki Heaven'a kullanmak daha mantıklı olabilirdi. Smoke'u da buraya harcadı. Cankut biraz zorlanacaklar. Utility kullanımları çok iyi gelmedi. Yalnız hazırlıksız buraya Mankile'ye cross koymasına rağmen Cankut geliyor alıyor. Bu kill'e Zoro'nun canı yalnızca 9. Cankut bir 3 kill'lik round daha onun adına. Parıl parıl parlıyor Cankut. Yeri biliniyor Mankile. Yakın menzilde Double Barrett'ın avantajıyla her ne kadar yarım bir kör olsa da headshot'ı göndermeyi başardı Aytunç'un üzerine. İkinci ismi olabilecek mi? Burada sadece 34 canı kaldı Mankile'in. Bir double pick görebiliriz. Cyber güzel bir tek. Bir tane daha mermi gönderdi rakibine. İkisinin de canları çok yakın. Bir reload istedi burada. Hala çok fazla vakti var Cyber'ın. Ve bir Cyber headshot daha. Aksiyonun en uzak olduğu yerde. Şimdi biraz da aksiyonun içine doğru ilerledik. Cypher Mankile'yi aldıktan sonra kendisi düşüyor. 2 vs 2 round. Bu arada Toro sadece 10 canı var. Aytunç Toro'yu alırsa bu işi bitirebilir. Toro'nun yerini de biliyor. C4'ü şu anda korumak istiyor ama bu canlı o C4'ü korumak çok da mümkün değil gibi. Burada 1 ve 1 izleyeceğiz ve bunun kazananı Aytunç 16-5'te biten bir harita daha. B tarafına doğru erken kalabalık bir başlangıç ancak Underpass'ten oyunu hızlı bir şekilde A'da bitirmeye karar verecek gibi duruyor. Fastway Wildcats bir Tapcon smoke kullanılmıştı. Bu smoke'un içinden jungle'a doğru hareket eden oyuncular var. Yalnız onların infosu alındı. Underpalace'da Zac ayakta kalamıyor. Ve A'da savunma yapan tek isim artık Lycanny. O da Ticket'ta. O da Ticket'ta ve onun yeri biliniyor gibi ama entry bakalım kimden geliyor. Lycanny'den 3 skor. Lycanny ilk ikisini kaçırdık belki ama çok önemli skorlar. Fnatic de bir tane vurdu. Son kalan isim Jizzix. Jizzix her ne kadar Himen almış olsa da
Burada ilk round Escape Gaming'e gidiyor. İki oyuncunun da rampaya çıktığını söylüyor. Burada Diffuse bir smoke da mümkün olabilir. O smoke şimdi geldi ve Expirative. Fake olarak kullanacak bunu. Cyber bunun fake olduğunu anladı. Five Gate zaman çalmaya devam ediyor. Oh, Expirative. Junkie'nin tabii oynayabileceği bir açıda kalmadı. Artık piklemek zorunda. Buradan Lycan'i dikkatli bir şekilde beklerken yakalanan bir isim Aytunç ve Cankut tek başına cross koyduğu yerden ikili aldı. 1'e 3 clutch kazanabilir burada. Cankut 1'e 1'e kadar getirdi. Rakibin side'de olduğunu şimdi varıyor farkına. Cankut zaman çalmaya devam ederken Cankut! Fena bir nade var bu arada. Hiç fena değil o nade. Fanatik bu arada bir kill bulmuş. Şimdi fark edildiği yere Aytunç'tan gelen bir takas burada. 4'e 4 pozisyonda side kontrol alınmak istenecek ama yine 1'e 1 fightlayan Wildcat. Expirative için bir kez daha kolay bir sekans. Fanatik'in bulduğu final kill'i var. Ve Expirative çıktı. Orada belki Jigson'u buldu ama Jizzix iyi de hasar bırakmış olsa burada round gelmeyecek gibi gözüküyor. He-Man'den gelen final kili. Zek önce Smokar'dan flash'ı bıraktı ama He-Man. Yeri belli. Palas'ta birini bulmuş. Under Palas'a profile geliyor. Smoke içinde bir isim var. Sandviç'e yakın. He-Man Junkut'u da bulmayı başardı. He-Man'den alınan iki skor. Devam senaryosunda Expirative Aytunç'u düşürüyor. Kianbob'la Cyber ayakta kalan son isim. Cyber'dan gelen bir Zek skoru. Ama Kianbob'un canı da bayağı azalmış durumda. Site'e girmeyi başardı. Kianbob Expirative alsa da sadece 5 canı var ve He-Man round'u noktalıyor. Şimdi Balana'ya kullanılan bir nade. Expirative midten smoke ve flash'ini gönderdi. Ve evden atlayan 4 isim var. Aslında site'a bakmamız lazım ve He-Man şimdi arkada saklanmaya çalışan pitteki ismi bulmuş. Öncesinde Zek'ten alan bir Jizzix skoru. Çok rahat alındı side kontrol. Evet bu arada gelebilecek banana push'una karşılık da erken aşamada yerleştirilmişti buraya zaten. Expirative yalnız buradan Cankut kendisine bir ön alanı buldu. Cyber'le beraber oyunu 3'e 3'e kadar da getirdiler. Fanatik'in pozisyonu çok kritik. Burada bir kill alıp ölmesi bile çok iyi bir senaryo gibi gözükmüyor. Hala bu kill'i bulunmamıştı. Kianbob bu arada 2 tane kill birden buldu. Tek başına kaldı burada Fanatik. Şimdi Wood'dan bir flash kullanıyor. Yeri anlaşıldı. Kianbob buraya ekstra dikkat gösteriyor olacak ama Expirative kendisine dikkat gösteren göstermeyen herkesi rahat rahat yakalamayı başarıyor. 3 tane frag. Zek de eve girdi. Zek'ten de bir show. Hala bir bilgi sahibi değil. Şimdi bir smoke geliyor Kianbob'dan. City deep smoke gönderdi. Bir çıkış smoke göndermiş. Özür diliyorum. Ve He-Man anti-flash bekliyor şu an için. Flash desteğiyle buradan çıkmak isteyebilir. He-Man gelen flash sonucunda bir kill bulabildi. Yalnız Jizzix burada yakın mesafeye kadar gidip Ruins'e yönelmek istiyor. Ama Jizzix arkasından hala haberdar değil. Şimdi bakacak buraya yakın mesafedeki fight'i Fanatik kazanıyor. 4'e 3 pozisyon ve Fanatik pik istiyor. Çok cesur Fanatik ama Cankut burada. Hala istiyor bu piki. Yalnız Cyber yakın mesafede ikili bulduktan sonra Zek'ten takas. Cankut Cyber eş zamanlı killer 2'ye 1 pozisyonda. Cankut tek başına yeri belli 1'e 1'e kadar getirdi ama Zek. Kaotik bir pistol roundu izledik. Çok fazla fight oldu. Çok fazla multi fight oldu. Oyuncular birden fazla oyuncuyla aynı anda fightladılar. Ama karlı çıkan Wildcats değil. Escape Game. Ya Cankut bu arada yakın mesafede Lycan'ı eve girmiş. Biraz dikkatsiz burada. Jizzix ikinci entry'de eliyle koymuş gibi kafasına çevirdi direkt olarak dostu. Yalnız MP5'te burada ek olarak karşı iyi bir performans gelebilir. İyi bir ikili oyun ancak C4 düşmüş durumda ve site'de bir fight daha yaşayacak burada Wildcats ama site'de bu fight kazanan Fanatik. Fanatik ayakta kalmaya devam etti. Bir kill daha. İkinciyi bulamadan Cankut. İkinci oyuncuya muazzam bir reaksiyon veriyor. Mini bir flick shot. Lycan'den de destek geliyor. CT'ye gelen bir smoke var. Prefire gelecek oraya. Ve Prefire'la birlikte Lycan Expirative ikilisi. Zek'ten gelen final kill. Ve uzatmalarda arda arda kazanılan 2 round 17-15'e getirdi Escape Gaming. CT'ye kullanılabilecek 3 oyuncuda smoke mevcut. Sanırım CT smoke'u Fanatik atacak. Hayır. O AWP ile birlikte peak almaya devam ediyor. Flashlar kullanılmaya devam ediyor. Son 20 saniye süre o kadar kısıtlı ki 15 saniye sonra bu işi bitirebilir bile. Güzel bir savunma. Cankut ilk skoru bulmayı başardı. Şimdi sayda girmek harika isteyen 3 isim var. He-Man'le Lycan'dan alınan 2 skor. Yalnız hala pozisyonunu koruyan bir isim var orada. Ona bakmak lazım. Jizzix burada almayı başarmış rakibini ama Zek de Jizzix takasını aldı. 2v3 durumda Fastpay Wildcats. Ve bakalım bir round daha kazanıp yaşamaya devam edebilecek mi bu haritada? Güzel bir flash kullanımı. Şimdi bir nade geliyor. Lycan 17 cana kadar düştü. Lycan'ın iyi box'ta bekliyor. Cyber onun yerinden haberdar. Lycan'ıdan gerçekten devam ediyor. Lycan. Bu iş bitti dedi. B'deki bu iki yakın savunma yapan oyuncuya karşılık bir oyuncu oldukça gerilerden bekliyor. Bu arada Arma ciddi bir hasar aldı yakın mesafede. Varil'de de bir oyuncu. Berfep de takım arkadaşlarının yanına doğru giderken Powerful entry'yi almış. Ve ikinci kill'de gelmek üzere Powerful'dan. Berfep bir takas getirdi belki ama Stargaz'dan gelen bir diğer skorla beraber B'nin yolları tamamen açıldı. Powerful'dan gelen bir diğer skor. Paul Bandana tek başına 3'e 1 pozisyonda. H0-44'ten gelen bir kill. Bana akrosunu
Çevirmezse Deli Fişek'e karşı net bir avantajı var. Deli Fişek bulamadı bu kili. Paul Bandana rahat bir skor. İki mermi isabet ettirebildi. H44'ten gelen bir kill ama Paul Bandana. Tek bir sprey, iki kill birden. Paul Bandana buradan çıkarken Konik yakaladı onu. Onik yakaladı, özür diliyorum. Ve şimdi gelebilecek bir 1v3 clutch denemesi. Burada Onik'ten canı full. Yalnızca bir kadar hasar almış ama bankaya karşı çok dikkatsiz. Berfep'ten hata yok. Saklara doğru çekiliyor tabii, yerdeki silah alamadılar ama sayı avantajı söz konusu derken powerful. Short'tan iyi çıktı. Site üzerindeki armayı da buluyor. Powerful hemen B site'ı açtı takım arkadaşlar için. Güzel bir iki kişilik oyun. Paul Bandana'dan bu arada harika bir tek 3-3'e kadar geldi oyun. Stargaz kili bulmuş olsa da Aura zorlandı ama buldu bu kili. 2-2 Echo'da iyi hasar verdi. Yalnız burada dikkat etmesi lazım. H044'ün önce bir mermi Aura'ya. Sonrasında Heaven'daki oyuncuyla fight isteye isteye. Bir türlü bulamadılar iki oyuncu da birbirini. H044'ün canı 4. Bengex'in canı 18. Gelen bir flash. Tekrar bir pick. Hala kill gelmedi iki oyuncudan da. İkisi de hayatta derken H044'de bir kill ama Onik hata yapmadı. Powerful'un eline bakıyor her şey. İki canla Paul Bandala. Merdivenden gelebilme ihtimali olan Powerful bekliyor. Powerful yavaş yavaş çıkmak isteyebilir o merdivene. Çok isteyeceği bir açı değil aslında, evet, çıkmak hiç, için. Hiç değil. Ama çok da fazla süresi yok dolanmak için. Ve hızlı bir şekilde buraya çıkmayı başardı. İki canlı Paul Bandana'yı da buluyor. Bengex orada peak deneyecek gibi. Bengex cezalandırılıyor. Ve long'daki oyun ilerlemeye devam ediyor. Powerful'dan bir headshot. Çok güzel bir tek. Şimdi tuvalette kontrol etmek durumunda kaldı. Yakın bir takas, bir headshot daha. Powerful üçüncü de bulması an meselesi. Powerful bir peak daha denedi ama arma bu sefer o re-peak'ini cezalandırdı Powerful'un. Stargaz. Stargaz'ın ilk çıkan ismi buluyor. Stargaz'dan ve 0-44'den gelen skorlarla beraber Aura 12 skoru bulmuş olsa da ayakta kalan son isim ve Stargaz bir headshot daha gönderdi. 11. Bu arada 12 düşmüş yakın menzilemekten skoru. Oh. Şimdi Deli Fişek'ten short savunması. Önüne birer birer çıkan isimler düşüyor. Powerful'dan bir, Deli Fişek'ten 3 skor. Ama 12. Çok fazla son mermilerinde isabet var. 12 bir kez daha denedi burayı. 2 tane kill. Deli Fişek'te bir kill bulduktan sonra artık haritanın son oyuncusu Berfep, o da yakalandı. Ve 16-4 hızlı bir oyun geliyor. Securitas'tan hızlı bir şekilde short açısına geldiler. Burada 4 kişilik bir setup var. Arma ikili bulduktan sonra buraya doğru denemeler geliyor. Herhangi bir kill çıkmadı. Yalnız buranın kalabalık olduğunu şu an için anlamış durumda. Gatboy'daki Deli Fişek 2 attı. 2 tane mermi, 2 tane kill. Hex 044'ten de bir kill gelmiş. 3-2. 3-2 ve Double Baretta ile ikinci kill de geliyor burada. Ayakta kalan son isim Bengex. O da Stargaz tarafından düşürüldü. Star sürecek mi? Hala merdiven tarafında iki isim var. Evet, B'ye oyun oynanacak gibi görünüyor. Molotov da geldi şimdi bu alt tarafına. Çok az canlı ilerlemek isteyen bir Bengex vardı. O düşürüldü. Berfep düştü. Ardı ardından trade'den 2v2'ye geldi bir anda oyun. Deli Fişek çok agresif bir oyun ama Paul Bandana burada. İlk önce Deli Fişek'i cezalandırıyor. Sonra Stargaz'ı buluyor ve Securitas'a giden ilk round. Destekli şekilde ilerlerken Berfep, Bengex eş zamanlıkiler. A0'dan bir kill gelmiş. Yalnız elevator'a bakan kimse yok. Deli Fişek çok zorlandı. Bengex'in 15. Belki Paul Bandana'nın 42 canı kaldı ama burada Deli Fişek düşüyor. Hemen destek geldi Powerful'dan aynı açıdan. Yalnız platform tarafından yönelikler var. Flash'ın önünde kalmak istedi Paul Bandana. Çok hazırlıklı Paul Bandana. Round'un kahramanı oluyor. Aldı. Oyun rampa tarafında ve Aura'dan alınan bir entry. Onik düştü. Şimdi arma yanıyor da. Çok da iyi bir nade kullanılmıştı orada. 29 cana kadar düşüyor arma. Aura rampayı kesmeye devam ediyor. Aura yakın menzilden Deli Fişek'i de buldu. Arma Stargaz düşürüyor. 2 ve 4 durumda round. Aura bir tane daha frag buluyor. Hemen altında bir oyuncu var. O artık görüş açısında değil, onun scope açık olduğu için. A044 biraz zorlansa da oradan zıplamayı başardı. 1 ve 2 durumda şimdi. Ve Heaven tarafında Berfer. Orada birebir varken Stargaz biraz daha zaman istiyor takım arkadaşından. Stargaz'ın açısı tahmin edilmiyor ve maçı bitirecek hamle gelecek gibi görünüyor burada Stargaz'dan. Aura hiç bakmadığı bir yerden çıkıyor Stargaz.